sitting, sitting. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice, matematik öğretmeni ve Montessori eğitmeniyim. Bugün sizlere bir yayla vlog, Toroslar vlog çekeceğim. Neva Cennet'le şimdi Toroslara geldik. Dedesi ve teyzeleri var, kuzenleri var. Çok çok güzel burası, harika. Şu an o kadar güzel ki şöyle arkamı göstereyim. Dağlar. Burada yörük çadırları var. Yörüklerin koyunlarına bakıyoruz, keçilerine bakıyoruz Neva Cennet'le beraber. Bir hafta öncesinde denizdeydik. Mersin Tisan'daydık. Güzel bir tatil yaptık. 8-10 gün kadar. Neva Cennet denizin tadını çıkardı. Biz de çok çok eğlendik. Kafamızı dinledik ama burası da bambaşka. Gerçekten harika. Karlar görünüyor. Tam Torosların eteğine geldik. Neva Cennet'in teyzesi Esra, benim kardeşim, dedi ki Göğala'ya gidelim. Yaylaya gidelim. İyi ki gelmişiz. Çok çok güzel oldu. Şuradan sizlere arkamdaki karları göstereyim. Dağda karlar var. Birazdan oraya gideceğiz. Burada güzel bir gün geçireceğiz. Kalmayacağız. Kalacak vaktimiz yok. Ama akşama kadar buradayız. Ve sizlere harika bir vlog gelecek. Bakalım, bundan yiyecekler. Hangilerine bakalım kızım? Bundan yiyecekler. Hadi bak, buradaki ne ver istersen. Gel. Buradaki ne ver. Bak bak, sana bakıyor. Bak burada sana bakıyor. Gördün mü? Harika, harika bir hava. Şimdi kara doğru yürüyeceğiz. Kar. Kar varmış Göğolukta. Biraz daha yukarı çıkacağız. Neva Cennet, kar varmış anneciğim. Yukarıda kar varmış. Karları görmek ister misin? Yukarıya kar varmış yukarıda. Bu sene çok güzel kar yağdı ya. Hadi ye. Hadi ye. Hadi ye. Şşş. Keçi anneciğim, onlar keçi. Ben az önce yanlış söyledim. Keçi onlar. Keçi onlar. Küçükleri de oğlak. Keçinin yavrusuna oğlak deniyor bir tane. Sarı keçi var, siyah keçi var, beyaz keçi var. Neva Cennet, şu içeride bir tane beyaz oğlak var ya, bak oraya yatmış annesinin yanına, gördün mü? Şuradaki beyaz oğlağı yakalayıp sevmeye ne dersin? Ben de isterim. Esra teyzeni çağıralım da ben içeriye gireyim. O oğla hemen severek alayım kucağıma ve yanımıza getireyim. Tamam mı? Ve sen de. Sen de onu sev. Tamam mı Fatma? Oğla gezdirelim hadi. Hadi oğla gezdirelim. Gezdirelim hadi oğla. Hadi oğla gezdirelim. Evet mi? O bir oğla. Hadi gezdirelim de. Çok güzel değil mi? Esra, karları gördün mü? Kar varmış, biliyor musun? Evet. Göğolluğun biraz ilerisinde varmış, yürüme mesafesiymiş. Oğla almış gelmiş. Şuna bak hele. Hadi hadi gezdirelim. Gezdirelim kızım. Hadi.
çok tatlıymış ya. Çok tatlıymış. Şu küçük boynuzlar da var değil mi Neva Cennet? Çok tatlı ha. Hadi götür onu, götür yiyelim bu arada. Ben de öpeceğim diyor bakalım. Ben çok severim bu oğlanları. Oğlan oğlan. Oğlan doğduğu zaman bunu istiyor. Yani böyle. Onun ismi keçi değil mi? Oğlak mı? Küçük olan ama oğlak mı? Su içtiniz mi siz? Hadi bir su için bakalım. Oğlağı da yerine götürelim bırakalım. Olur mu Nevacı'nın? Hadi o da evine bırakalım. Hadi gidelim de evine bırakalım. Hadi evine bırakalım. Hadi gel evine bırakalım. Ay, gidiyorsun, yukarı çıkacağız kızım. Onu oğla evine bırakalım mı? Kızım oğla bilmiyorum, bağırıyor. Sütü mü içmesi lazım? Aa! Bu yeni doğmuş herhalde. Bu çok küçük. Aa! Bu çok küçük. Söyleyelim. Söyleyelim. Yörük amcalara, abilere söyleyelim. Yörük teyzeye. Tamam mı? Bu koyuna süt versin. Keçiye süt versin. Oğlak kızım bir daha. Süt içmesi lazım. Ya hemen gidip söyleyelim. Gel. Ot yemez annem. Ot yemez. Annesini emmiyor mu bu? Yok emmedi ya. Onun için ilaç şırıngayla falan yapıp ayağa kalkmaya çalışıyor. Çok yazık ya. Vay. İşte böyle bazen oluyor. Kısmet bak, bu sene de görüştük çıkıyor. Aynısını çıkıyor. Arıyı ne getirirse gene getirir. Show a love so free in a world of our fantasies. Flying on dragons through sky high city. These are childhood dreams. It's how we used to be. We were kings and queens in our childhood dreams. Oh. Neva'yla yola çıktık. Kara doğru gideceğiz ama gidiş dönüş normal bir insan 40 dakika sürüyormuş. Neva'yla nasıl gideceğim bilmiyorum ama orayı görmeyi çok istiyorum. Neva sen de istiyor musun görmek? İstiyorum. Kar varmış tamam mı? Kara gideceğiz ama karın altına girmek yok tamam mı? Ne yapacağız orada? Sadece kara dokunacağız. Biraz karı böyle yiyeceğiz sonra geleceğiz tamam mı? Tamam. Şimdi size yolu göstereceğim. Çıkacağız şimdi, oraya gideceğiz inşallah. Sağ salim varırız. Sen yürümeye gayret edeceksin tamam mı kızım? Tamam. Kucağıma az geleceksin. Çok yorulduğun zaman seni kucağıma alırım, olur mu? Tamam. Onun dışında yürümen gerekiyor. Çünkü ben de fazla taşıyamıyorum. Baban olsaydı seni oraya taşıyarak götürebilirdi. Ama ben uzun süre kucağımda götüremem. Tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi bakalım. Görelim. İşte yolumuz burası. Şimdi kar tahminimce şu iki derenin kıyısından hemen şuradan girince... O ileride tamam mı Neva? Oraya kadar gitmemiz gerekiyor. Tamam mı anneciğim? Buradan yakın gibi görünüyor ama hiç de yakın değil. Bakalım kaç dakikada gideceğiz. Hadi. Ama eline bakın, dikkat et. İleride karın bir ucu göründü. Gördünüz mü? Hemen o arada kar kalmış. Biz birazcık yol geldik. Şöyle arkamızı göstereyim. Şuradan geldik. Hemen kar göründü. Bakalım. Hadi bakalım gidelim. Gidelim mi Neva? Evet. Hadi kuzum. Dikkatli. Tamam gel. Kar yağdı. Evet kar orada bak, görünüyor kızım. Kar orada. Hadi yürü, devam et. Devam et. Düz yoldan kendi önüne bak ve nereden gideceğinin yolunu seç. Bak daha düzgün yerlerden gitmeye çalış. Taşların üstüne değil de daha çok bak böyle düz yerlere basmaya çalış. Tamam mı? Gel arkamdan. Gel kuzum. Heh. Gel bakalım. Gel bak. Ha
Karda oynayacağız mı? Evet, karda oynayacağız biraz. Akşam mı olacak mı? Hı hı. Akşam da oynayacağız mı? Hı hı. Akşam neyde oynayacağız mı? Evet, yürü devam et hadi. Ayağa çarpı mı oynayacağız? Hı hı. Akşam da ayağa çarpı mı oynayacağız? Hı hı. Akşam oynayacağız. Neva'yı pek kucağıma almadım. O da bayağı yoruldu. Ama arkamdan gelmeye çalışıyor. Ben de onu bekliyorum. Neva Cennet daha yavaş. Çocuk eğitiminde önemsediğim bir şey var. Her şarta, her koşula ayak uydurmaları gerekiyor bence. Bunu çok önemsiyorum ben. Çocukluğumda yaşadığım tecrübelerin hepsini onun da yaşaması için elimden geleni yapıyorum. Daha bir hafta önce denizdeydik. Oranın tadını çıkardı. Denizin şartlarına, koşullarına uygun davrandı. Şimdi de dağdayız ve dağın şartlarına, koşullarına uygun davranmasını bekliyorum. Pes etmek yok Neva Cennet. Pes etmek yok. Tamam mı? Bütün gücünü kullanacaksın sonuna kadar. Tamam anneciğim? Bulut geldi kafamızın üstüne bak. Hadi gel bakalım. Çok az kaldı hedefe. Hedefe az kaldı. Hedefimizi gösterelim. İşte kar orada. Az kaldı. Az kaldı. Karları göreceğiz. Çiş geldi. Çişim. Tamam. Tamam. Çişini yaptırayım. Bakın. Burada küçük bir kar yanı var. Üzerinde tabii ki İnsanlar gezmiş, keçiler, koyunlar kirletmişler karı. Bizim asıl gitmek istediğimiz yer de şurada hemen. Oraya da çok yaklaştık. Neva, Neva bayağı geldik anneciğim. Neva'yı biraz kucağıma aldım. Yoruldum. Şöyle göstereyim size nereye çıktığımızı. Oh, çok iyiydi. Devam edelim mi? Yok, şuradaki kara bakacak mısın? Gel dokunalım mı? Gel burada kara bir dokunalım bakalım. Daha sonra da diğerine gideriz. Dağın eteklerinde kalan kar bu. Şu an buz olmuş, kirlenmiş. Bakın. Neva buraya gelme anneciğim, bu çok kirli. Gel o temiz kara gidelim. Hadi temiz kara gidelim. Bakın. Bu dağların hemen yamacında ne var görüyor musun? Yamaçtaki karı görüyor musun? Hadi bakalım az kaldı. Biraz daha dayan. Tamam mı? Şimdi bir daha alamam. Dönüşte alacağım artık. Ne? Artık dönüşte alacağım. Tamam mı kucağıma? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi yürü. Kara doğru yürü anneciğim. Yukarıda çıktıkça nefes almakta zorlanıyor insan. Oksijen fazla olunca tabii ki. Evet Neva kara geldin. Gördün mü karı? Gördüm. Su bile akıyor. Bak karlar eriyor. Su akıyor. Hadi gel. Eriyor mu karlar? Hı hı, erimişler. Erimişler mi? Hı hı. Gelene kadar erimişler mi? Bak Neva. Bu kardan akan suyu görüyor musun? Kar suyu yani. Kar suyu akmış. Bak buradan. Bak buradan akıyor kar suyu. Karlar eriyor ve sular buradan akıyor. Çok güzel bir şey ya. Harika harika. Şuna bakın. Kar eriyor ve buradan su akıyor. Karı zaten çok severim. Of. Bakalım şöyle temiz bir parça bulsak. Çok kirlenmiş. Karların üstü kirlenmiş. Neva da suyun içinden geliyor. Çıktığımız yeri görüyor musunuz? Harika harika. Evet geldik anneciğim gel. Biz gibi hava tertemiz. Harika. Kızımla baş başa geldik buraya şimdi. Suyun sesini duyuyor musunuz? Kar suyu nasıl akıyor? Kar suyu işte bu demek ya. Bu.
İşte kar suyu. Kar. Kar. Kar kar kar. Ne var, karın üstüne çıkmış. Hoppa, kaydı. Ne var? Buz olmuş artık anneciğim, kayarsın. Dikkat et. Bu tarafa gel, tamam mı? Gel aşkım. Gel bu tarafa doğru. Evet, sıkıntı yok. Gel. Çıkma üstüne, gitme, tamam mı? Ne var Cennet? Artık karlar eridiği için, karlar eridiği için ne olmuş? Buz olmuş ve altı tehlikeli olabilir. O yüzden üstüne çıkmayalım, tamam mı anneciğim? Tamam mı? Oynayalım mı? Hı? Oynayamayız aşkım. Ne? Evet anneciğim, şuradan biraz, şuradan temizlerinden biraz sıyıracağım. Temizlerinden. Of, ellerim dondu. Of. Tamam, biraz sıyıracağım, yiyeceksin şimdi. Evet, yersin. Aşkım çok soğuk, ne var? Şu taşla sıyırayım, dur. Şu taşla sıyıralım. Gelme ama, sen gelme. Çamur orası. Gelme anneciğim. Sen gelme. Kayarsın, hem de buralar çok tehlikeli. Hadi ne var, gelme. Al bakalım. Al, sana kar getirdim. Bunu yiyebilirsin. Al. Çok soğuk, çok soğuk. Yiyebilirsin. Hı. Tamam mı? Hı. Evet. Ye de şifa olsun. Biraz da ben kendimi alayım. Uf, çok karlar. Şöyle. Temiz yerlerden. Temizlerinden almak istedim. Oh, dondum dondum, elim dondu. Nasıl tadı? Güzel mi? Diyeyim. Al. Ben kalda oynayacağım. Yesene. Yesene karla. Ne var? Nam nam nam. Kar ya. Hı-hı. Buz gibi. Harika. No. Elim buz gibi oldu, bakın. Oo. Dondum. Ah. Hey. Uhu. Yaşasın. Ne var, ne yiyorsun? Kar mı buldun sen? Temmuz'un altısında. Kar mı buldun? İnanmıyorum sana. Yaz günü kar mı buldun sen? Aa, nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur Neva? Neva, yazın kar yağar mı? Yazın kar yağar mı? Yağmaz. Yağmaz. Bu kar nereden çıktı peki? Nereden çıktı bu kar? Nereden çıkmış olabilir? Kışın kar yağmıştı ya. İşte o zamandan beri burada kalmış, biliyor musun? Dağın eteklerinde kalmış. Bak, teyzen geliyor. Hey, buradayız. Gelmesinler. Gelsinler bir tane. Neva Cennet. Kışın yağan karlar. Burası Toros Dağları. Toros Dağları'nın eteklerinde kalmış. Burada. Biz de gelip onu gördük. Harika bir şey değil mi? Ve şu an sen tam Temmuz'un altısında kar yiyorsun. Harika. Kar suyu içmek. İşte bu. Ne var Cennet? Ne yapıyorsun teyzem? Dudakların çatlar, dudakların. Kar suyu dolduruyorum tam yerinde. Erikli hak getir diyorsun ha? Ne var? Düşersin. Ne var? Kafana dikkat et. Şöyle çeksene, baksana. Ah! Buz gibi. Dokunamıyorum. Dokunamıyorum. Sonra doldurdum. Allah. Elini iki, bir dakika tutamazsın zaten. Ne var, hadi yani. Ne?
Ne var Cennet, gidelim mi artık? Hadi anneciğim, aşağı inmek zaman alıyor. Biraz gidelim mi? Hadi kuzum. Ne var Cennet, ne yapıyorsun? Nasılsın demedim, ne yapıyorsun dedim. Elinde mısır var. Mısırı ne yapıyorsun? Güzel mi? Kapını yoktum. Mısır vardım. Öyle mi? Tamam. Burayı beğendin mi Neva Cennet? Güzel mi? Evet. Kara gittin mi sen? Gittim. Kardan adam yaptın mı? Yapmadım. Neden? Annem kardan adam yapmayalım dedi. Gördüm, ben de geleyim mi? Gel. Komşum, nasılsın? İyiyim. Buz kapı. Yemek yaptın mı? Yaptım. Çay demledim. Ne yemek pişirdin? Pilav. Buz kapı. Kapı burası mı? Evet. Girebilir miyim içeri? Girebilirsin. Hadi içeri girelim de yemek ver bana. Çok acıktım komşu. Gel. Ay, geldim. Ay, ne güzel bir evmiş burası böyle. Evet, çatısı da var. Çatısı da mı var? Kapısı orada. Evet. Ne yemek yaptın? Koltuklar da var bak. Koltuklar da var. Evet, bunlar da koltuk. Ben de oturdum. Sen de bu koltuğa otur. Gel. Yemek pişiyor. Pişirecek misin yemeği? Bak orada. Pilav mı var orada? Senin tabağın var. Ay, tabağıma pilav kat da ver. Çok acıktım ben. Yanında ne yaptın? Yanında sarı peynir. Pilavın yanında ne var? Salata peyniri. Salata peyniri mi? Bayılırım salata peynirine. Ay, sen de mi yiyorsun? Nasıl? İyiyim vallahi. Ne yapayım işte. Yaylaya geldim. Seni gördüm. Çok daha iyi oldum. Çok güzelmiş sizin buralar. Harikaymış. Dağlar. Taşlıklarla doluymuş. Taşlıklarla doluymuş. Ve pencereniz de varmış. Kapınız da varmış. Ne? Pencereniz, kapınız da varmış. Artık dönüş saati geldi. Akşam olmak üzere. Biraz da gök gürledi. Burada hava durumları pek belli olmaz dediler. O yüzden dönüşe geçtik. Gördüğünüz üzere ben kızımı elimden geldiğince doğayla iç içe yetiştirmeye çalışıyorum. Televizyon, telefon ve diğer işte tablet vesaire, bunlardan, ekrandan uzak büyütmeye çalışıyorum. Tabii ki zor oluyor ama onlar olmadığı zaman yapacak o kadar çok şey var ki çocuk bunların farkına varıyor. Daha fazla kendini oyalayabiliyor. Kendini oyalayacak bir sürü şey bulabiliyor. O yüzden sizlere de tavsiyem, televizyondan, telefondan çocuklarınızı mümkün olduğunca uzak tutun ve doğaya bırakın. Zaten yaz geldi. Bol bol çamurla oynatın, toprakla oynatın, toprağa bassın. Böyle alanlara gidebiliyorsanız, dağ, bayıra mutlaka gidin ve güzel vakitler geçirin. Biz harika bir gün geçirdik. Sizler için de bir vlog çekmiş oldum. Sonraki vloglarımda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. These are childhood dreams. It's how it used to be. When we were kings and queens in our childhood dreams.